Merhaba sevgili TV izleyenleri. Din ve Bilim programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü programda dağ konusunu ele aldık. Bildiğimiz kimi dağ birçok önemli role sahipti. Bunlardan su kaynağıdır, hava kalitesini artırır, öbür yandan biyolojik çeşitlilik sağlar ve bazı dağlık bölgelerde birçok doğal afeti önler. Tabi bu ilmi tarafıdır. Bunun Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiği ile ilgili yine değerli hocam Malavuşar Haydar'a soruyorum. Hocam öncelikle programa hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın, var olasın. Hocam Kur'an-ı Kerim'de dağ nece zikredilipti? Onu sormak isterim. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala işaret edip dağıtsın. Taban dağ bir bevuç mahluktu. Yani azamatından ötürü, bevuçluğundan ötürü Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de işaret edip buyurur. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ Azaban bu kafirler, bahmırlar, fikir etmirler. Nece Allah devanı yaradıptı. Taban devada da çok i'caz ilmi var ve Allah Subhanahu Teala bu hayvanı yaradıptı. Onun ötürü buyurur, bakın mına fıçır ilavın. Çok acayipler var içinde. Sonra buyurur, ve ile semai keyfe rufiat. Azaban görmeyipler bu asman, sema, gözler. Allah Subhanahu Teala bunu bu üç çeşitle yaradıptı. Bir ayette buyurur, min gayri amedin teravneha. Bir direc yoktu altında. Bu sakıfta. Böyle duruptu dirençsiz. Anam buyur ve ilal cibali keyfe nusibet. Bakın bu dağlara nece şincilipti. Anan bir gayr ayette buyur vel cibale arsaha meta'an lekum ve li en'amikum. Buyur Allah Subhanahu ve Teala bu dağları sizutsun şincipti. Sabit edipti, tespit edipti. Natsın. Hatta la temide bikum yani yırgalanmasın yer üzeri yırgalanmasın hatta yaşam yeri olsun içinde insanlar hayvanlar edebilsinler yaşasınlar. Peki hocam dediğimiz şimdi siz de zikrettiniz dağın önemiyle ilgili. Şunu sormak istiyorum Kur'an-ı Kerim'de daha fazla ne geçer dağın önemiyle ilgili? Dağın önemi bu da tamam Cenab-ı işaret etti mesela dağ olabilir bir sebep ise su yerleşmek için. Bazı yerlerde dağ olur sebep mesela kar yağar üzerine, karaka kal üzerine yaz cinsi hurda hurda erir. Bu olur bir kaynak, su kaynağı. Ondan sonra dağlar içinde diyelim mesela bazı hayvanlar var yaşar içinde. Bu da bu şeye devrana bir zamal, bir güzellik verir. Ondan sonra Allah Subhanahu Teala bir ayette buyurur vel cibale evtada. Allah Subhanahu Teala dağı yaradıptı kazuh çımın yere şincip ilim indi ispat edip hemen bızzabıt Kur'an buyurduğu çımın. İlim deyir dağ ne kadar yer üzerindeyse o kadar ya da fazla yer altındadır. Yani damarı var, çöçü var. Ne için? Bu dağ bazı defa deprem oldu. Eğer bu dağlar olmasaydı bir depremle her dünya kavul olardı birdenbire kalmazdı. Biz bu dağlar neyse sen mukavime edir, depremleri bile edir, zararı çok olmaz. Anan Allah buyurur, bu dağlar kazuh çımın yere şincilipti. Hatta olsun sebep ki yer üzerinde insan yaşasın. Peki bahsetti bu husus dışında Kur'an-ı Kerim'de geçip yine dağla ilgili ilimde ispat olan olaylar nedir? Hususlar nedir? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala insanları dağlardan bir seviyede bir sırada zikredip de ki bunlar hamı Allah'ın zikrini ediler, tezbihatını ediler. Allah buyurur. Neyse sen bir luga var insanla dağ arasında. Allah buyurur. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ
وكثير من الناس نينن أبو شيلردن بيرولردن والجبال بلار حمسة اللهن ذكر نيدلر أما نادى إنسانلر دا بعس نزس يازوخ سجد أبارملر وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء bir ilcilik var insanla da arasında, o da Allah'ın zikretmağıdır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın bahsi nedir? Ki o zikreden de dağlar da zikrederdiler. Dağın sesini eşiderdi. Yani burada insanın dağdan ilişkisini ortaya koyuyor. İbadet meselesinde. Ve bundan da evvel sana bu işaret ettim. Ben de bahsettim ki sebepti de mesela oğlu su kaynağı, oğlu hayvanat bölgesi, bu hem faydası var yaşantı. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olasın. Biz de teşekkür ederiz. Allah muvaffak etsin sizlere. Sevgili Teba izleyenleri, Din ve Bilim programının yeni bir bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde da konusunu ele aldık. Hem bilimsel tarafını hem de Kur'an-ı Kerim'de neyse zikredildiğini konuştuk. Bir sonraki programa kadar özünüze çok iyi bakın.